Merhaba. İncelemesini yaptığım kitabın adı Feminist İktisadın Bakışı Postmodernist mi? Yazar ise Fuxer Darıoğlu'dur. Postmodern yaklaşım, postmodernizmin bir tanımından ziyade modernizmin ürünü olan modernitenin, onun tarihsel programı ve içeriğinin ya da başka bir deyişle aydınlanmanın sınırlarının ortaya çıkışı olarak kavranılmasının gerekliliğini belirtmektedir. Bu ise aydınlanma projesinin iflası anlamına gelmektedir. Bunu görünür kılmak için postmodernizm yapı bozum yöntemiyle modernist yapıyı bozar. Modernizme geçer olursak, aydınlanma tanrının merkezi olduğu bir düzenden, insanın merkezi olduğu bir düzene geçiştir ve insanın doğaya olan kontrolü hedef alınmıştır. Bu temelde aydınlanma projesi, aklın ve mantığın egemen olduğu bir dünya yaratmaya amaçlanmıştır. Akıl ve mantık yoluyla gerçeğin bulunabileceği ve bu gerçeğin insanı özgür kılabileceği öne sürmüştür. Doğanın bilimsel yöntemlerle kavranabilen yasaları olduğunu kabul eder. Bu bağlamda modern bilimlerin tarihinde ilkin yaşayan organizma ve daha sonra insan bilginin nesnesi haline getirilmiştir. Bu da yeni tahakküm biçimlerinin seferber edilmesini mümkün kılmıştır. Aydınlanma, bilimi de nesnel ile öznenin kesin sınırları birbirinden ayrılması ve nesnenin üstünlüğü temelinde tanımlamıştır. Bilim ayrıca mantığın duyguya egemen olması ve aklın bedenin incelemesidir. Böylece mantık duygu ile akıl beden karşıtlıkları ortaya çıkar. Aydınlanmacı bilim anlayışına göre doğanın, kültürün, olgular üzerindeki etkisinden bağımsız aşkın yasalar olduğu kabul edilerek doğa kültür karşıtlığında yaratılır. Tüm bu çift değişkenli karşıtlıkların egemen terimleri erkeklerle özleştirilen kavramlar olduğu için modernizmin sunduğu bir diğer karşıtlık da erkek kadın olarak çıkar. Bu ikicilik temelinde tanımlanan egemenlik anlayışı karşımıza kökleri ise bilim felsefeci Descartes'e dayanmaktadır. Şöyle ki, Descartes'i düşünen özne, olgular dünyasını düşünülen nesne olarak seçer. Bu nesneler arasında benzerlikler kurulurken, farklılıklar zihinde aşılarak benzerliklere indirgenir. Heterojen yapının farklılıkları ikicilik anlayışında basit karışıklıklara indirgenmiştir. Seçilen konuma göre biri merkez seçilirken karşısındaki ötek sayılmıştır. Şimdi antipozitivist felsefede köşe taşlarına bakacağız. İnsan bilgisine ilişkin antipozitivist görüşlerin izlerine olguculuktan daha eski bir geçmişte rastlanmakta. Bu çalışmanın odak noktası feminist iktisat olduğu için modernizmin açmazlarına, sınırlarına yönelik eleştiri paradigmaları ve bu bağlamda feminist bilgi yöntem kuramlarıyla örtüşmeleri temelinde postmodernizme açtığı ufuk açısından önemli olduğu düşünülen Kantçı gelenek ve bu gelenekteki yaklaşımlarda söz konusu amaçları sınırlı bir boyutta antipozitivist geleneği örneği olarak tanıtılmaya çalışılmaktadır. Kant'ın Bilimsel Devrimlerin Yapısı isimli eserinin yayınlanmasından sonra pozitivizme karşı bu başkaldırının popülarite ve yaygınlık kazanması ve bu konuya ilişkin tartışmalarda Kant'ın argümanlarının belirleyici role sahip olması nedenleriyle bu yaklaşım literatürde Kantçı gelenek olarak adlandırılmaktadır. Kant'a göre bilimde normal ve devrimci bilim dönemleri vardır. Normal bilim dönemlerinde temel bir paradigma, bir görüş çerçevesi, bir kuram bilimi egemendir. Ve bu paradigma fazla eleştirilmeden kabul edilir. Bu alanda eğitim ve araştırmalar söz konusu egemen paradigmaya göre bu paradigmanın dikte ettiği ilke ve araştırma konularına uygun biçimde yapılır. Bu dönemlerde bilimcilerin yaptığı bilmeceleri çözmekten böylece mevcut paradigmayı geliştirip olgunlaştırmaktan ibarettir. Ama bazen bu bilmeceler bir kuramsal bozukluk niteliğine dönüşür. Bu durumda eski kuramın reddi ve yeni kuramların araştırılması süreci başlar. Böylece artık çeşitli kuramların egemenlik için savaştığı devrimci bilim dönemi doğmuş olur. Bu bağlamda Kant, bir teorinin terk edilecek diğer benimseme sürecini paradigmasal geçiş olarak adlandırmaktadır. Sonra bunlardan birinin egemenliğiyle tekrar normal bilim dönemine geçilir. Bu yorumla cevaplanması gereken sorular, bilimcilerin niçin bir paradigmadan diğerine geçişe ihtiyacı duydukları ve bu geçişin rasyonel bir temel olup olmadığı ya da bir paradigmadan diğerine geçişin irrasyonel bir olay mı olduğudur. Bu sorulara verilen cevaplar, bilimcilerin dünyaya baktıkları kavramsal çerçevelerini biçimlendiren ve içinde çalıştıkları paradigmaların dışında herhangi bir ölçütlerinin olmadığını ve paradigma değişikliklerinde sadece bir algı dönüşümünün söz konusu olduğunu, bu bağlamda bunun rasyonel bir dayanağı olmadığını göstermektedir. Zira rasyonelitenin kendisi bir paradigmanın ürünüdür. Lakatos'un yaklaşımını ise
Bilim felsefesindeki antipozitivist gelişmeler bağlamında diğerlerinden farklı bir dönüm noktası teşkil etmesi açısından bu farklılık temelinde değinilmesinde yarar vardır. Şöyle ki Lakatos, pozitivizmin tekil bilimsel kuramlarına ilişkin kuralları hakim kıldığını, buna karşın bilimin aslında birbirleriyle ilgili yönteme dayalı bilimsel araştırma programı ile geliştiği ya da gelişmesi gerektiği düşüncesini savunmaktadır. Her ne kadar yöntemini Popper'a borçlu olduğunu söylese de Lakatos Popper'dan farklı olarak kuramın yanlışlanabilirliğini yerine araştırma programının yanlışlanabilirliğinin geçmesi gerektiğini vurgulamıştır. Yanlışlanabilme ancak bir araştırma programının öncekinin açıkladığı her şeyin yanı sıra ek olayları da açıklayarak onun yerine geçtiğinde mümkün olacak ve ancak bu yolda gelişecektir. Bead'in antipozitivist görüşün anarşisti olarak nitelediği Feyerabend bir araştırma programının diğerine üstünlüğünü belirleyebilecek bir kriter olamayacağını ve bu nedenle hiçbir araştırma programının reddedilmesinin mümkün olmadığını savunarak Lakatos'u eleştirmektedir. Feyerabend'e göre bilim tarihine bakıldığında bilimde daima birbirleriyle uyuşmayan ama birinin diğerini üstün kılınamayacağı pek çok kuram olduğu görülecektir. Bir başka deyişle kan anlamında normal bir bilim dönemi söz konusu değildir ya da söz konusu olmamalıdır. Görünüyor ki daha önce de belirtildiği üzere bu dönemin antipozitivist felsefecilerinin pozitivizme karşı çıkmaları dışında nedensellik temelinde pek fazla ortak yön yoktur. Ama süreç her aşamada pozitivizmin temel argümanlarına daha geniş bir kapsamda eleştiri yöneltilmesi ve hatta bu argümanların kırılması biçiminde işlemektedir. Postmodernizm, moderniteden kopuş ya da postmoderniteye geçişin felsefesi. Sanatta postmodernizm tartışmaları ABD'de başlaması olmasına rağmen kendilerini postmodern toplumsal kuram olarak sunan daha önceki Fransız kültürel ve toplumsal kuramlarından yararlanan ilk çalışmalar 1970'lerin sonlarında Fransa'da ortaya çıkmıştır. Burada amaç genelde postmodernizmi feminizmle örtüşmesinden hareketle feminist iktisat, postmodernist iktisat yaklaşımlarındaki örtüşmelere dikkati çekmek olduğu için sanat ve mimarideki postmodernist anlayışlar ve ürünlere ilişkin yazım ve analizler üzerinde durulmayacak, toplumsal bilimler ve özellikle de bilim epistemolojisi, yöntem bilim bağlamındaki postmodernizm yazısı üzerinde durulacaktır. Harrison, postmodern durumu kavrayışına giden süreçteki postmodernist bakış yaklaşımında 1960'ların postmodernizmi ile 1970 ve 1980'lerin postmodernizmleri arasında tarihsel bir ayrım önermektedir. Harrison, 1960'ların postmodernizmi, modernizmin belli bir değişkesini hem reddetmiş hem de eleştirmiştir diyerek 60'ların başkaldırısının kendiliğinden asla modernizmin bir reddi olmadığını ama daha ziyade 1950'lerce evcilleştirilmiş ve o zaman liberal muhafazakar uzlaşımının bir parçası haline gelmiş ve hatta Soğuk Savaş antik komünizminin kültürel politik cephaneliğinde bir propaganda silahına dönüşmüş olan modernizmin değişkesine karşı bir başkaldırı olduğunu, postmodernizmin 1970'lerin başlarında ise toplumsal hareketler, ekoloji ve çevre sorununa yönelik politikalar, feminizm gibi ve bu hareketlerin moderniteye getirdikleri radikal eleştiri bağlamında güncellik kazandığını, 1970'ler boyunca tekil sorunlarına yönelik bir politika olmaktan çıkıp modernite ve modernleşmenin daha geniş bir eleştirisine dönüşerek derinleştiğini iddia ederken, bu süreçteki en önemli rol de feministlere ve diğer marjinalistlere atfetmektedir. Harrison der ki, yüksek modernizmin eleştirisine ve alternatif kültür biçimlerinin ortaya çıkışına tamamen yeni bir boyut eklenen şey, özellikle kadınların ve azınlık sanatçılarının gömülmüş ve kötürümleştirilmiş geleneklere sağlıklarını yeniden kazandıran sanat ürünleri, yazılar, filmler ve eleştiriler ortaya koymaları, estetik ürünler ve tecrübelerindeki toplumsal cinsiyete ve ırka yaslanan öznellik biçimlerini serimlemeleri, standart yüce değerlerle sınırlamayı reddetmeleridir. Bunun dışında Jenner'a göre ise postmoderniteye geçişi, moderniteden kopuş olarak gören yaklaşımlar, kültürel kopuşu 1968'lerdeki dönüşümle dayandırırken, endüstri alanındaki kopuşu ekonomik krize dayandırmaktaydı. Postmodernizm, modernizm ve antimodernizm hakkında bilgiler verildikten sonra asıl konumuz olan iktisatta kadın bakış açısına geçiyoruz şimdi.
Feminist iktisadın amacı ekonomide kadını değil, kadının bakış açısını da içerecek biçimde ekonomiyi incelemektedir. Zira diğer tüm disiplinlerde olduğu gibi insanlara ilişkin bir bilim olma iddiasındaki iktisat disiplininde özellikle toplumsal cinsiyet anlayışı temelinde eril kimlikli özellikleri kendinden menkul bir insan tanımıyla sadece ekonomide kadın değil, iktisadi yaşama dair herhangi bir şeyi irdelerken kadın deneyimlerinin de içerilmesine olanak verecek bir bakış açısından yoksundur. İşte bu tespitten hareketle feminist iktisat disiplininin tüm yaklaşım ve kuramlarının hatta kapsam ve konusunun eleştirel bir bakışla öncelikle de kadınların iktisadi durumlarını kadın ve erkek arasındaki iktisadi eşitsizliği temellendirdiği ideolojiyi açığa çıkartarak geliştirme amacıyla kadınların iktisadi konumlarının, davranışlarının, bunların sonuçlarını da hesaba katarak yeniden gözden geçirilip irdelenmesidir. Bir başka deyişle, iktisat disiplininin tüm ayrımcı unsurlarıyla, özellikle de toplumsal cinsiyetçi içeriği yapısı ve kuramların temelindeki sorgulanmasıdır. Bu yeniden gözden geçirme ve sorgulama, bir yan ürünün olarak ayrımcı, anlayışlardan uzak, sınır ve marjları aşan yeni iktisadi yöntem, kuram, politikaların geliştirilmesini ve buna yardımcı olacak bir iktisat eğitiminde önünü açarak iktisadın ufkunu önyargılarının aksine genişletebilecektir. Feminist iktisat, iktisadın son 200 yıldır Batı dünyasındaki ve söz konusu dönemlerin siyasallarının ürünü olan pek çok temel inanç ve politika önermelerinin gerekliliğini yitirdiğini iddia etmektedir. Feminist iktisat, iktisatçılara iktisadın güncelliğini yitirmiş unsurlarını revize etmelerini sağlayacak motivasyon ve gücü vermektedir. Hala pozitivist bir disiplin olarak nitelenebilecek olan iktisadın nesnellik kavramını sorgulayan feminist iktisat, kuram ve politika önermelerinin formülasyonunda nedenli kültüre, kişinin toplumsal konumuna ve yaşam deneyimlerine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Böylesine büyük iddialara sahip olan feminist iktisadın dayandığı eleştiri paradigmalarının sunumunda ve algılanmasında iktisat toplumsal cinsiyet ve bilimin kesişim noktalarının keşfi çabalarına odaklanan gelişim sürecinin içerdiği aşamaların irdelenmesi yol gösterici olacaktır. İktisatın yol haritasına geçersek, bu yol söz konusu sürecin 1840-1870 arasındaki yazılımlarında kadının istihdam ve mülkiyette eşitliğini kurumsallaştıran Mill Taylor'ın Batikon ile İngiltere'de başladığını ileri sürmekte. Ve hatta Mill Taylor ve Batikon'u ilk feminist iktisatçı olarak nitelendirmektedir. Bu sürecin yine İngiltere'de 1890-1920'lerde eşit işi, eşit ücret talebini iktisat platformunu taşıyan iktisatçılar olarak Farquaad, Beeks ve Webb ile devam ettiğini savunmakta. 1898'de Woman and Economics adlı kitabında kadınların ev içi statülerini irdeleyen ve kadınların piyasaya çıkmalarının önemini vurgulayan Gilman'ı da feminist iktisadın ABD'deki öncüsü olarak kabul etmektedir. Strober ise 1960'lardaki ikinci feminist dalganın etkisiyle iktisat yazınında kadınların iş gücüne katılımı, ev içi üretimi, ücret farklılaşmaları, çalışma yaşamındaki cinsiyetçi ayrımlar, gücün kadınlar tarafından da paylaşımı, çocuk bakım iktisadı gibi konularda da yer verilmeye başladığını ifade ederek, feminist iktisadın gelişim sürecinin başlangıcını 1960'lardaki söz edilen çalışmaları dayandırmaktadır. Bununla birlikte Strober, feminist iktisadın esas olarak kadının ilk iktisadi konumunun sorgulanmasından daha öte bir işlevi olduğunu, bir disiplin olarak iktisadın yapısının irdelenmeye başladığını, 1980'lerin başlarında söz konusu süreçte belirleyici rol oynadığını iddia etmektedir. Bir başka deyişle, iktisadın epistemolojik dayanaklarının antipozitivist bir bakışla sorgulanmaya başlamasının feminist iktisadın önünü açtığını görüşünü savunmaktadır. Strober, söz konusu etkilerle 1980'lerin ikinci yarısında ve 1990'larda iktisadın temel yapılandırılmasındaki cinsiyetçi anlayışlarının kıtlık ve seçim, bencil ve özel, iktisadi birey, rasyonalite ve bağımsız tercihlere ilişkin irdelemelerde tartışma platformuna taşındığını ve bununla da feminist iktisat yazınının ilk ürünlerini oluşturduklarını ifade etmektedir. Cooper ve Salk, feminist iktisadın ekonomide kadını değil, kadın bakış açısında içerecek biçimde ekonominin incelenmesi olduğu görüşündeki hareketle iktisat yazınındaki kadının konumuna ilişkin çalışmaların feminist iktisat yazısının içerisindeki mülahaza edilemeyeceğini
Zira bu çalışmalarda iktisat kuramını oluşturulmasında toplumsal cinsiyetin rolünün ihmal edildiğini iddia etmektedirler. Bu bağlamda feminist iktisatın temellerini 1960'larda mevcut Marksist ve neoklasik yaklaşımları, kadınların toplumsal rollerini ele alışlarını kuramsal ve epistemolojik dayanakları çerçevesinde yeniden değerlendiren çalışmaları dayandırmaktadırlar. Ferber ve Nelson ve Strassman, feminist iktisat yaklaşımında doğa bilimlerindeki ve diğer sosyal bilimlerdeki antropoloji, siyaset, toplumsal cinsiyet tartışmalarına paralel bir biçimde ortaya çıkan oldukça yeni bir gelişme oldu. Feminist düşüncesinin bilimsel disiplinlerin toplumsal yapılanması ile cinsiyetin toplumsal yapılanması arasındaki ilişkiyi keşfinin iktisattaki uzanımlarının feminist iktisat olarak ortaya çıktığı görüşündeki bir birleşme ile ön atıyordu. Ve Batı biliminin oluşumundaki maskülen normların etkisinin uzanımlarını iktisat özelliklerinde irdeleyen ve eleştiren çalışmaları feminist iktisat yazınının önemli bir parçası olarak kabul ediyorlar. Feminist iktisadın hareket noktasını yerleşik iktisadın köklü bir eleştirisinin yapılması oluşturmaktadır. Bu eleştirilerde genelde modernist bilim anlayışına, özellikle de yerleşik iktisadın ideolojisini temellendirdiği iddia edilen cinsiyetçi, eril, sınıfsal, ırkçı ve emperyalist bakışlarla odaklanmaktadır. Diğer tüm toplumsal etkinlikler ve bilimler gibi iktisadın da toplumsal olarak kurulduğu vurgulanmakta. Kültürün aracı olduğu herhangi bir bilginin olamayacağı savı ile toplumlara egemen erkek ideolojisinin pozitivist bir anlayışla tek bilgi edinme yolu olarak kural kurucu epistemoloji temelinde biçimlendirilen iktisat disiplinini de yönlendirdiği eleştirisi feminist iktisadın hareket noktasını teşkil etmektedir. İktisadi bilgi, onu üretenlerin yaşam ve deneyimlerinden bağımsız değildir. Bu bağlamda da durum odaklı ve kısmidir. Bu temelde de bilgi ve güç arasındaki ilişki göz ardı edilmemelidir. Ana akım akademik ve profesyonel iktisat disiplininin özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'daki pratiğiyle ayrımcı bir biçimde beyaz burjuva batılı erkeğin yanlı kavramlarını değerli kılışı bu güç-bilgi ilişkisinden soyutlanamaz. Bu iddiasından hareketle feminist iktisat, iktisat literatüründe yer alan tüm kuram, kavram ve ilkelerin epistemolojik dayanakları da göz ardı edilmeden toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları göz önüne alınarak hiçbir diğerini üstün tutulmadan bir eleştiri sürecinden geçirilmesinin, iktisat kuramlarının yeniden daha zengin bir perspektifle ele alınmasını ve hatta kurulmasını önermektedir. Bu sürecin sonucunda belki de iktisadın odağında temel kaymalar ortaya çıkacak, göreli olarak önemsiz addedilen ve hatta iktisadın konusuna dahil edilmeyen pek çok olgu, olay ve deneyim farklı ortam, zaman ve mekanlarda merkez önem taşıyabilecektir. Öyleyse hareket noktasında kadın bakış açısını da iktisada dahil etmek oluşturmasına rağmen feminist iktisadın hedefi ne sadece daha fazla kadın iktisatçının disiplinde yer alıp söz sahibi olması, ne kadınlarla ilgili konular üzerinde yoğunlaşması, ne kadınların bir sınıfsal tahlil temelinde ayrı bir iktisadi analize tabi tutulması, ne de ayrımcı bir kadın iktisadının oluşturulmasıdır. Feminist iktisadın hedefi, iktisadın eril bir başka deyişle toplumsal cinsiyetçi, ırkçı, etnik, sınıfsal gibi taraflılıklardan kurtarılıp daha zengin çoklu bir insan anlayışı kimlikleri temelinde kavramsallaştırılması, iktisadın alanının hem kadın hem de erkek deneyimlerini kültürel, etnik, ırksal, sınıfsal konumlarını da göstererek ve farklılık konuları da içerebilecek biçimde genişletilmesidir. Böylece iktisadı tanımladığı iddia edilen marjlar, redler, hiyerarşik sınırlamalar, öncelikler temelinde taraflılık ve yargıları bir yana bırakılarak bilim, bilgi ve iktisadın sınırlarından kurtulması mümkün olabilecektir. Feminist postmodernizm, iktisatta kadın deneyimlerin ve bu deneyimleri dillendirecek söylem biçimlerinin de içerilmesinin, öncelikle bu marjları tanımlayan sınırlandırılmanın ideolojik dayanıklarının deşifre edilmesi, bu bağlamda da geleneksel iktisat anlayışlarının yapısızlaştırılması ile mümkün olabileceği görüşünü savunmaktadır. Nitekim Rossetti, Lucas'ın Keynes'in istihdam fonksiyonu üzerine yazdığı makalesini yapısızlaştırarak çalışan ve işsiz şeklindeki kavramsallaştırmayla nasıl evçi emeğinin iktisadın inceleme alanına itildiğini ve böylece kadınların evçi üretimlerinin değersiz kılındığını ortaya koymaktadır.
iktisadı, bakış açısında postmodernist bir bağlama oturtan, iktisadın eril bir toplumsal cinsiyetçi anlayışıyla yapılandırılmasından, modernist felsefenin ikinci sınırlandırmaları üzerinde temellenen bilim anlayışını sorumlu tutuyor olmasıdır. Şöyle ki feminist iktisatçılara göre mevcut iktisadi yaklaşımların kadın deneyimlerine ve dolayısıyla kadın bakış açılarına kapılarını kapayan toplumsal cinsiyetçi tavrı, kendisini de belirli bir erillik imajıyla uyumlu bir biçimde yapısallaştıran modernist bilim anlayışının da yapılandırılmasının bir sonucudur. Bu nedenle de kadın bakış açısını da içerebilecek bir iktisat anlayışı, öncelikle bu sınırları ve söz konusu sınırlarca tanımlanan marj içindekiler, marj dışındakiler ayrımını aşmak durumundadır. Bir başka ifadeyle modernist sorunsalın sınırları içerisinde diğer marj dışındakiler için olduğu gibi kadınlar için de kendi deneyimlerini ve böylece bakış açılarını dillendirebilmelerine olanak verilmemektedir. Modernizm, aydınlanmanın ve dolayısıyla modernist bilim anlayışının sınırlarının ortaya konuluşu olarak tanımlandığında bu sınırlara baş kaldıranın öyküsü serimleyen feminist iktisadın da bu bağlamda postmodernist bir bakışa sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim gerek feminist iktisat gerekse postmodernist iktisat, iktisatı tanımladığı iddia edilen modernist felsefenin ayrımcı unsurların eleştiri paradigmalarının odak noktalarını yerleştirmektedirler. Modernist bilim felsefenin tanımladığı çağdaş iktisadın evrensellik, rasyonellik, genellik, nesnellik temelindeki iddialarına rağmen feminist iktisatçılar özellikle anarşizm konumuna yerleşmiş olan neoklasik iktisadın bu iddialarının aksine yöntemi konusu modelleri ve hatta eğitimiyle nedenli yanlı olduğunu serimleyerek sadece belirli bir kesimin deneyim ve bakışlarını yansıttığını ve bu bağlamda da kısmi ve durum odaklı olduğunu ortaya koymaktadırlar. Bu tespitleri bilgiye ilişkin görüşleriyle de örtüşmektedir. Ana akım akademik ve profesyonel iktisat disiplininin özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'daki pratiğiyle ayrımcı bir biçimde beyaz, burjuva, batılı erkeğin yanlı kavramlarının değerli kılışı bu güç bilgi ilişkisinden soyutlanamaz. Bu tespit postmodernist esintiler taşımaktadır. Postmodernist bir soru olan bildiklerimizi nasıl biliyoruz sorusunun yine postmodernist içerimler taşıyan bilginin bağlam bağımlı olduğu anlayışıyla yanıtlaması feminist iktisattaki postmodernist bakışı ile bazı ipuçları vermektedir. Feminist iktisatçılar, iktisadın toplumsal yapılandırılışı, bilimin toplumsal yapılandırılışı ve toplumsal cinsiyetin toplumsal yapılandırılışı temelinde aynı felsefi anlayışın belirleyici rol oynadığını iddia ederken, bu iddialarını kanıtlayabilmek için günümüzde genel kabul gören iktisat yaklaşımına yapı bozum uygulayarak tanım, yöntem ve modelleştirilmesinin ardındaki ikinci karşılıklar listesini açığa çıkardıklarında ortaya çıkan tablonun aslında modernist bilim anlayışının toplumsal cinsiyetçi bakışının iktisattaki uzanımlarını resmettiğini ifade etmektedirler. Bu ikicilik tablosu, İktisada postmodernist bir bakışla yaklaştıkları iddia edilen iktisatçıların, modernist bilim anlayışının özellikle pozitivizmin iktisattaki egemenliğini sergilerken resmettikleri tablo ile büyük ölçüde benzeşmektedir. Kitaba son vermeden önce bu tablo hakkında konuşmak istiyorum. Bu tablonun sol tarafındakiler sağ tarafındakilere egemen kılınarak sağ taraftaki marjı dışına gitmekte ve iktisadı tanımlar olarak kabul edilmektedirler. Bunun sonucunda iktisat, disiplinin kurallarını koyan bir grup tarafından değerli bulunan bazı görüşleri yansıtıp diğerlerini göz ardı etmektedir. İktisadın bu eril yanlılığı deşifre edilirken amaç söz konusu metaforların yerine zıtlarını yerleştirerek dişil bir iktisat oluşturmak değil, sadece bu metaforlarla tanımlandığında iktisadın nasıl sınırlandırıldığını, neleri hangi bakışları göz ardı ettiğini göstermektedir. Nitekim feminist iktisatçılar bütünlük ve bir üst söylemin otoritesi altında senteze varma baskısından kurtulamamış, daha geniş perspektifteki bir iktisat anlayışının sadece kadın bakış açısının içerilmesine olanak vermekle sınırlı kalmayıp iktisadın ufkunu açarak daha ileriye götüreceğini savunmaktadırlar. Postmodernist bakışa sahip iktisatçılar da bu noktada buluşmaktadırlar. Farklı deneyim ve algılara dayanan farklı iktisadi yaklaşımları
farklı amaca eşit şiarı ile hiyerarşik bir sıralamaya tabi tutmadan kucaklayacak bir iktisat anlayışına disiplinli kapılarını açmaktadır.